Merhaba efendim, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'de bugün şehidimiz toprağa veriliyor şu sıralarda değerli seyirciler. Ağrı ve Erzurum ortak noktasındaki bir yerde terörle mücadele sırasında teröristlerin açmış olduğu ateş sonucunda Mersin'in Mezitli ilçesi Doğulu köyünde doğup büyüyen uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan şehit oldu. Şehidimizin şehitlik mertebesine yükselmesiyle ilgili haberimizi önce bir izleyelim efendim. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit olan uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın Mersin'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin 2 yıldır uzman çavuş olduğu, 9 ay önce evlendiği öğrenildi. Ağrı'nın Eleşkirt ilçe kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 23 yaşındaki uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan şehit oldu. Şehit Doğan'ın Mezit ilçesine bağlı Doğulu mahallesinde oturan ailesi acı haberi askeri yetkililerden aldı. Ailenin oturduğu evle yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu da taziye evine gelerek aileye başsağlığı diledi. Üçü kız, yedi kardeş oldukları öğrenilen Şehit Doğan'ın erkek kardeşlerinin birinin de Tuzla'da asteğmen olduğu öğrenildi. Ayrıca şehidin 9 ay önce evlendiği, eşinin de yanında olduğu ifade edildi. Buraya gittik, araziye çıktık işte. Akşam 5 gibi çıktı. Sabah bugün 5 gibi dönecekti işte. Kısmet olmamıştı, kısmet öyleymiş. Anne dua et arkamdan, her zaman dua et anne dedi. Allah'a emanet ediyoruz. Yanımız Allah'a emanettir her zaman için. Şehit uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan için ilk önce Ağrı'da bir tören düzenlendi ve Ağrı Havaalanı'ndan Mersin'e uçakla gönderilirken tören yapıldı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesiyle Erzurum'un Karayazı ilçesi arasında bulunan Eyüp Komu köyü yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 23 yaşındaki uzman çavuş İbrahim Hakkı Doğan için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Silah arkadaşı tarafından şehidin özgeçmişi okundu. Şehit Doğan'ın 1,5 yıllık eşi Rukiye Doğan, eşinin naaşı başında gözyaşlarına boğuldu. Yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin'in Mezitli ilçesine gönderilmek üzere askeri uçakta uğurlandı. Değerli seyirciler, Mersin'in Mezitli ilçesi Doğulu köyünde dünyaya gelen ve Doğulu köyünde büyüyen Mersinli uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan, ekranlarda da az önce ulaştırdığımız haberlerde olduğu gibi uzman çavuş oldu, askerlik mesleğini çok seviyordu ve Ağrı'ya atandı. Ağrı'dan görevli olarak Ağrı-Erzurum arasındaki kırsal bölgede tarama faaliyetleri yürütüyordu kendisi ve terörist bir grupla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada da kendisi şehit oldu değerli seyirciler. Ve şehidimiz için ilk önce Ağrı'da ekranlarınızda da gördüğünüz üzere tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın naaşı törenle Ağrı Havaalanı'ndan Adana Havaalanı'na askeri uçakla gönderildi. Adana Havaalanı'nda yine törenle karşılandı ve karayoluyla şehidimizin naaşı Mezit ilçesi Doğulu köyüne getirildi. Ve Doğulu köyünde camide cuma namazı, öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı ve ailesinin isteği üzerine de Doğulu Mahalle köy mezarlığında toprağa verildi değerli seyirciler. Şehidimiz uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan. Tabii şehidimizin cenazesine kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ve tabii ki
eşi, ailesi, akrabaları, sevenleri katıldı değerli seyirciler. Şehidimiz kısa bir süre önce evlenmişti. Çocuğu yoktu. Tabii eşiyle birlikte Ağrı'da yaşıyordu. Naaşıyla birlikte de eşi uçakla, askeri uçakla şehidini yalnız bırakmayarak eşi hanımefendi Adana'ya geldi. Oradan da Doğulu köyüne geçti. Toprağa verildi bugün şehidimiz. Mersin'in Mezit ilçesi Doğulu köyünde değerli seyirciler. Şehidimizin bilgilerini sizlere aktarmak istiyorum. Uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristlerle sıcak temas ve çatışma sonrasında şehit oldu ve 23 yaşındaydı şehit uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan. Naaşı önce askeri uçakla tören yapılarak Ağrı'dan Adana'ya, Adana'dan da karayoluyla Mersin'in Mezit ilçesi ne getirildi. Ekranlarınıza da geldiği üzere Doğulu köyünde bugün kendisi için tören düzenlendi. Doğulu köy camiinde cenaze namazı kılındı. Mersinli şehidimiz İsmail Hakkı Doğan'ın cenaze törenine çok sayıda vatandaş, ailesi, sevenleri, akrabaları ve kent protokolü katıldı değerli seyirciler. Başta Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Savcısı Mustafa Ercan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve milletvekilleriyle çok sayıda askeri erkan katıldı. Az önce ekranlarınıza gelen şehidimizin eşi Rukiye Doğan, yakınları ve askeri yetkililer tarafından teselli ediliyor. Şehidimiz Doğulu Camii Musalla taşında ve dualar okunuyor. Mersin'in Mezit ilçesi Doğulu köyünde doğup büyüyen uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan, Ağrı Eleşkirt ilçesi kırsalında teröristlerle girmiş olduğu çatışmada şehit oldu. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Şehidimiz için Doğulu köy camiinde tören düzenleniyor değerli seyirciler. Ve ailesinin isteği üzerine şehit uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan Doğulu köy mezarlığında toprağa verilecek. Şehidimizin naaşı Ağrı'da düzenlenen askeri törende askeri uçakla eşiyle beraber ekranlarınıza geldi. Eşi ve annesi askeri uçakla Ağrı'dan Adana'ya geldi. Şehidimizin naaşı Adana'dan karayoluyla Mezit ilçesi Doğulu köyüne getirildi. Ve Doğulu köyünde köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında da
köy mezarlığında ailesinin isteği üzerine toprağa verildi. Şehidimiz 23 yaşındaydı değerli seyirciler ve kısa bir süre önce eşi Rukiye Doğan'la evlenmişti. Eşiyle birlikte görevi nedeniyle Ağrı'da yaşıyorlardı. Ve Eleşkirt kırsalında girmiş olduğu çatışmada şehit oldu kendisi. Şehidimizin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Ali Dursun Coşkun kıldırdı. Cenaze törenine başta Mersin Valisi Ali İhsan Su olmak üzere Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı değerli seyirciler. Ve şehidimizin şehit olduğu operasyonda da askeri yetkililer 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladılar. Görüntüleri tekrar ekranlarınıza getireceğiz. Doğulu, Mezitli Doğulu köyünde düzenlenen cenaze töreni. Değerli seyirciler, şehidimizin cenaze törenine yönelik ayrıntılı görüntüleri ve bilgileri ilerleyen dakikalarda ekranlarınıza getireceğiz efendim. Ve Mersin'de yaşanan diğer gelişmelere geçelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü Mersin'de Toroslar ilçesinde Toroslar Belediyesi'nin ilçeye ve Mersin'e kazandırdığı Rauf Denktaş Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümü Toroslar Belediyesi tarafından Mersin'e kazandırılan Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu yaptı. Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin ardından 15 Kasım 1983 tarihinde ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten İnanıroğlu, Rauf Denktaş Parkı ve Açık Hava Müzesi'ni Mersin'e kazandıran Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'ya teşekkür etti. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Bugünlere ulaşmamızda bizlere güç veren Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkına şükranlarımı sunarım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı, Kıbrıs davasının Yılmaz savunucusu, Türkiye olmadan cennete bile girmem diyen Rauf Denktaş'ın ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin milli direnişinin lideri Doktor Fazıl Küçük'ün büstlerinin bulunduğu bu parkı Mersinlilere ve Mersin'de yaşayan vatandaşlarımıza kazandırdığı için Toroslar Belediye Başkanı Sayın Hamit Tuna'ya teşekkür ederim. Gazilerin de bulunduğu programda daha sonra söz alan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için önemli bir ülke olduğunu söyledi. Ulu Önder Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış ilkesiyle o duruşunu temsil eden ve Kıbrıs'ın barış harekatında kullanılan bütün emtiaları, malzemeleri topladığımız ve Kıbrıs'ın bugün
bağımsız ve hür olması yönünde en önde olan isimlerin heykellerini konuşlandırdığımız Rauf Raif Denktaş Parkı, Cengiz Topel Kıbrıs şehidi, yine Doktor Fazıl Küçük, Kıbrıs'ın bugünlere gelmesinde çok önemli duayenlerden bir tanesi. Rauf Raif Denktaş zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan çok değerli şahsiyetler. Bunları niye yaptık, niye yapıyoruz? Yapmış olduğumuz bütün parklarımızda bir tema var. Toroslar bölgesinin hangi noktasına giderseniz gidin, öyle ezbere verilmiş isim, ezbere ifade kullanılmış bir yer bulamazsınız. İşte burada Rauf Denktaş Kıbrıs Barış Harekatı Parkı, yanı başımızda Mehmetçik Parkı, diğer tarafta Anıttepe Parkı, Fetih 1453 Parkı, Anafartalar Parkı ve Mehmet Akif Ersoy Parkı, Bilge Kağan Parkı ve bütün özellikle PKK illetinden dolayı bölgemizde hakkın rahmetine kavuşan şehitlerimizin adıyla bezediğimiz parklar. Bunlar bir şey ifade ediyor. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Yaşadığımız coğrafya olsun, Kuzey Kıbrıs olsun bizim için çok önemli. Jeopolitiklerine baktığınız zaman önemli bir noktadayız. Avrupa'ya açılan bir yoldayız. Kafkaslara uzanan bir yoldayız. Orta Doğu'ya açılan bir kapıdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var olan coğrafyası bizim için adeta bir güvenlik hattı. Adeta bir yüzen geminin sabitlenmiş hali. Güvenlik oradan başlıyor. Onun için Kuzey Kıbrıs bizim için çok önemli. Demin Sayın Konsolosumuzun da ifade ettiği gibi, nasıl ki milleti yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ne kadar güçlü olursa ekonomik anlamda siyaseten de yaptırım gücü o denli fazla olacaktır. Gücünüz varsa buradan Dragon Çayı'ndan Kıbrıs'a su hattı döşüyorsunuz. Gücünüz varsa burada ürettiğimiz elektrik enerjisini yarınlarda Kıbrıs'a taşıyacağız. İşte güçlü devlet olmanın yolu ekonomik anlamda güçlü olmaktan geçer. Bölgesinde lider, ekonomik anlamda güçlü, siyaseten yan komşularında yaptırım gücü olan bir ülke konumuna, durumuna getirmemiz lazım ülkemizi. Ki Kıbrıs'ımıza sahip çıkalım. İnşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyada tanınan bir ülke olması yönünde de biz güçlü olursak bunu da temin edeceğimizi düşünüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına bir ödül daha kazandırdı. Toplu taşımada güvenlik ödülü Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarında toplu taşımada güvenilirlik birincilik ödülüne layık görüldü. İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Salonu'nda gerçekleştirilen Transist 2017 Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarında sağlık ve güvenlik kategorisinde toplu taşımada güvenilirlik ödülünü alan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Dairesi Başkanlığı personelleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret ederek alınan ödülü Başkan Kocamaz'a takdim etti. 2-4 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Transist 2017'de bilgi birikimini yönetmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Toplu Ulaşım Mükemmellik Endeksi, toplu ulaşımda puanlama modelinin oluşturulmasıyla birlikte modelin saha uygulamasının yapılması, sonuçların karşılaştırılarak yayınlanması için ulaşımda teknolojiden faydalanma, altyapı ve yatırım, çevreye duyarlılık ve enerji kullanımı, hizmet kalitesi, finansal caziplik, işletme ve verimlilikle sağlık ve güvenlik kategorilerinde ödüller verildi. Ayrıca alınan ödülün ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kenan Tekdemur, UCLG MEVA Kentsel Mobilite Komitesi panelinde yol güvenliği konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Spora geçelim efendim. Sporda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Mersin İdman Yurdu Başkanlığı'nı Hamit İzol ve ekibinin alması sonrasında Hamit İzol'un kent kamuoyuna yapmış olduğu destek çağrısına her geçen gün katılım artıyor. Son olarak da Mersin İdman Yurdu'nun eski futbolcularından Eli Açık,
Mersin İdman Yurdu'nun Etimeskut Belediye Spor karşısında almış olduğu galibiyete 20 bin Türk lirası prim verdi. Mersin İdman Yurdu'nda güzel gelişmeler yaşanıyor. Hamit İzol yönetiminin göreve gelmesinin ardından kentteki destek arayışı karşılık bulmaya başladı. Hamit İzol'ün destek çağrısına kentteki birçok STK başkanı ve iş adamı olumlu cevap verdi. Kısa bir süre önce iş dünyasına atılan Kırmızı Lacivertlilerin eski futbolcusu Taylan Eli Açık'ta örnek bir vefa göstererek Etimeskut galibiyetinin ardından soluğu kulüpte aldı. Eli Açık futbolculara 20 bin lira galibiyet ve performans primi vereceğini kulüp başkanı Hamit İzol'e bildirdi. Taylan Eli Açık'ın bu hafta içinde futbolculara primlerini dağıtacağı öğrenildi. Öte yandan Mersin İdman Yurdu yönetimi bu hafta içinde futbolculara kendi dönemlerine ilişkin maaşlarını yatıracak. Böylece hafta sonu yapılacak olan kritik Eyüp karşılaşmasına prim ve maaş dopingiyle çıkmış olacak. Mersin İdman Yurdu 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Eyüp Spor'a konuk olacak. Maç Esenler Stadyumu'nda oynanacak ve saat 1.30'da başlayacak. Yerel gazetelerimizden Mersin gazetesine baktığımızda gazete diyor ki enerji forumundan çevre uyarısı geldi. Mersin'de Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen enerji forumunda uzmanlar Mersin'de yapılmak istenen enerji yatırımları ve bunların insanla doğaya etkilerini tartıştılar diyor ve konunun ayrıntıları Mersin gazetesinde yer alıyor. Mersin gazetesinden diğer bir gazetemize geçiş sağlayacağız ve haberciye geldiğimizde haberci de Akkuyu NGS'de hukuksuzluk diz boyu başlığını atıyor. Ayrıntısında şöyle devam ediyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nde denetleme yetkisinin hukuksuzca özel kuruluşlara devredildiği ve sigorta primlerinin elektrik birim fiyatına eklenerek halkın cebinden çıkacağı ortaya çıktı diyor. Konu hakikaten ilginç ve dikkat çekici değerli seyirciler. Ayrıntılar Haberci gazetesinde diyoruz. Haberciden gelelim hakimiyete. Hakimiyet Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız başlığını atıyor. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 34. kuruluş yıl dönümüyle düzenlenen törenlerin ayrıntılarına yer veriyor gazete. Hakimiyetten güneye geldiğimizde başlık yine nükleer santralle ilgili, nükleer enerjide atık korkusu. Mersin Nükleer Karşıtı Platform dönem sözcüsü Avukat Alpay Antmen enerji forumunda yapmış olduğu konuşmada Rusya ile yapılan anlaşmanın ulusal çıkarlara uygun olmadığını savunarak sözleşmede nükleer atıkların nihai depolama alanının Türkiye'de olmayacağına dair hiçbir hüküm yoktur. Nükleer atıklar ülkemizde Mersin'de depolanabilir demiş. Güney Gazetesi'nden geliyoruz Çukurova'ya. Çukurova 13 bin genç akademisyen doktoralı işsiz adayı oldu diyor. CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak 13.011 genç akademisyenin emekleri doğrultusunda YÖK'ten aldıkları kadrolar ve kazanılmış hakların akıbeti rektörlerin ve dekanların inisiyatifine bırakılmıştır. Binlerce genç akademisyen doktora eğitimi sonrasında işsiz kalma endişesi yaşıyorlar demiş ve akademisyenlerin önemli sorunlarından birine dikkat çekiyor CHP Mersin Milletvekili Doktor Hüseyin Çamak. Çukurova gazetesinden geliyoruz İMC'ye. İMC gazetesi diyor ki Sağlar ve Talay Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanet ettiler. Haberin ayrıntısı şöyle değerli seyirciler. Şehit oğlundan şok itiraf diyor. Ve gazeteci yazar Vahap Şehitoğlu önceki gün sosyal medya hesabından bir itirafta bulundu. Ve bu itiraf CHP camiasında şok etkisi yarattı. Macit Özcan'ın adaylığı süresinde Fikri Sağlar'la çalıştığını belirten Şehitoğlu, Fikri Sağlar'ın Macit Özcan ve avanelerini bitireceğiz. Seçimi kaybetsinler ki piyasadan artık çekilsinler düşüncesini küçük biraderi İsmail Sağlar vasıtasıyla yaptığını belirtiyor Vahap Şehitoğlu ve İsmail Sağlar orta yerde yüksek sesle dillendirerek Macit'i bitirmek için oylarımız MHP'li kocamaza diyordu demiş Vahap Şehitoğlu ve kamuoyunda dikkat çeken konunun ayrıntıları İMC gazetesinde okuyucuya aktarılıyor efendim.
Ve İçer gündemini burada noktalıyoruz. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın.